Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi yayınında konuğumuz Piraeus Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Erhan Aslanoğlu. Erhan Bey merhaba. Merhaba, teşekkürler. Hoş geldiniz, vakit ayırdınız. Yoğun temponuz arasında çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Rica ederim, sağ olun sizler. Öncelikle şuradan başlayalım. Şimdi biz size ne konuşalım üzerine daha önce haber geçmemizde dünyada artan likiditeyi konuşalım. Artan ve borcu aynı zamanda konuşalım. Esas çerçeve bu. Ondan sonra işte hem pandemi etkisi ve kripto paraya da biraz gireceğiz. Öncelikle şuradan başlayalım o zaman. Şimdi dünyada para borçlaşıyor, likidite artıyor. Bir yandan da borçlar da çoğalıyor, borçlar da artıyor. Hem bu Türkiye üzerinde böyle küresel bazda da böyle. Öncelikle bir vatandaş sorusu sorayım. Bu para nereye gidiyor? Hem borç artıyor hem küresel likidite artıyor. Ne oluyor? Önce oradan başlayalım. Öyle söyleyeyim, doğru. Çok da doğru bir tespit. Aslında da 2008 krizinden sonra biliyorsunuz merkez bankaları, ki dünyanın rezerv paraları dediğimizde Amerikan doları, Avrupa Euro Merkez Bankası'nın parası Euro ve Japon Merkez Bankası başta olmak üzere çok ciddi bir likidite artışı oldu. Neredeyse bankanın toplam verdiği likidite 3-4 trilyon dolardan 20-25 trilyon dolarlara çıktı. Şimdi özellikle pandemi dönemine kadar bu verilen paralar büyük oranda tabii merkez bankaları açık piyasa işlemleri dediğimiz işlemlerde bu parayı bankacılık sistemine, özellikle finans sektöründe aktarıyor. Bunu bankalar büyük oranda kendi ihtiyaçları içinde kullandı ama ciddi biçimde krediye de dönüştürdü. 2020'deki pandemi kriziyle beraber bu basılan paralar hem bankacılık sistemi üzerinden krediyle hem de doğrudan maliye politikası destekleriyle, hazine ile merkez bankaları arasında kurulan bağlantılarla, kanallarla doğrudan hanelere, firmalara da destek şeklinde gitti. Yani özellikle bu 2020 pandemi krizinden itibaren belki hepimize doğrudan sıradan vatandaş olarak, hani bizde maalesef o kadar olmadı ama işte gelişmiş dediğim Amerika'da, Avrupa'da falan vatandaşlara, oradaki insanlara daha fazla doğrudan destek şeklinde hem şirketlere hem de hanelere bir likidite ulaştı. Ama tabii 2008'den bu yana bakacak olursak bu para büyük oranda finans sektörüne, oradan da kredi yoluyla yine hanelere, reel sektöre, diğer finansal kurumlara ve yine dönüp dolaşıp devlete borç şeklinde döndü ve dünya bugün son verilerle 280 trilyon doların üzerinde bir borçla karşı karşıya kalmış durumda. Şimdi likidite bu. Bu tabii yatırım piyasası, yani hem emtia hem de finansal piyasada çeşitli enstrümanlar yatırıma da dönüşüyor. Mesela en son günlerde kripto para çok gündemde, tabii aşırı bir değer, aşırı derken hızlı bir değer artışıyla çok gündemde. Herkesin odağı kripto paralarda. Ama baktığımızda emtia, birçok emtianın fiyatı artıyor. Amerikan borsası zaten rekor kırıyor. İşte onun dışında petrol çok düşüktü, toparlandı, yine 65-70 dolar sentlerin civarında geziniyor. Burada bu borçlaşan para kendine bir yatırım şeysinde yer mi alıyor, yatırım yelpazesinde? Kesinlikle öyle aslında. Şimdi faizlerin çok düşük olduğu, paranın çok bol olduğu, likiditenin çok bol olduğu bir dönemdeyiz. Yani kapitalizm tarihinin en düşük faiz ortamı ve en bol para dönemi. Ve biz biliyoruz ki faizin düşük olduğu, paranın bol olduğu dönemde diğer yatırım araçlarına talep artar. Geçmişten beri bu özellikle borsalara, hisse senedi piyasalarına yönelik olmuştur. Konuta yönelir. İşte mortgage, konut kredilerinin ucuzlaması orada bir fiyat artışlarına yol açar. Çeşitli emtialara yönelebilir. Yani tabii burada spekülasyon da yapılır. Yani bir fiyatın hep artacağı beklentisiyle çeşitli emtialarda bunu görebiliriz. Altın olur, petrol olur, platin olur vesaire. Dolayısıyla bütün bunlar aslında düşük faiz, çeşitli varlıkların fiyatını olması gerekenden daha yüksek bir yere itebilir. Olması gereken nedir onu bilmiyoruz. Ama bir varlık fiyatı, bir varlık kolay alınıp satılıyorsa, bunu alıp satmak için yeterli para varsa ve sürekli yukarı gideceği beklentisiyle bir fiyatlama yapılıyorsa burada bir balon oluşma ihtimali yüksektir ve çoğu piyasada bu oluşuyor. Son dönemde bu şartları sağlayan yeni bir enstrüman, yeni bir varlık daha katıldı. Kripto paralar. Şimdi ama buna tabii
geçici gözüyle de bakmamak lazım. Bu çok ciddi teknoloji kullanan, geleceğin teknolojisini kullanan bir ödeme sistemi aslında. Ama geldiği seviye olarak, fiyatlar olarak biraz önce bahsettiğimiz bir balon var mı yok mu sorusunda bu şüpheyi arttıran koşulları sağlayan varlıklar. Tekrar ediyorum, kolay alınıp satılabiliyor. Bir, iki, bu alım satımı destekleyen bir parasal bolluk var. Üç, fiyatların sürekli yukarı gideceği spekülasyonuyla işlem görüyor genelde. Bu üç koşul varsa orada bir balon olma ihtimali yüksektir. O açıdan da hani kripto paralar, şifreli paralarda hani fiyatların artış hızına bakarsak, geçmişte borsaların, konut fiyatlarının, altının, petrolün hepsinin artış fiyatına göre çok hızlı ve çok kısa sürede bu hızı yakalamış olması nedeniyle dikkat çekiyor. Yani burada bir balon olması bunun gelecekte olmayacağı anlamına gelmiyor ama var mı yok mu da tartışılabilir ama bu ihtimal yüksek olduğunu söyleyebiliriz buralarda. Burada tartışma bazen şeye sıkışıyor değil mi? Yani sanki ileride ya çok büyük olacak ya da hiç olmayacak. Esasında bir şeyin değeri yani değer başka bir şey değil mi hocam? Kesinlikle tabii. Şeyi ayrı tartışmamız lazım. Yani Bitcoin ve benzeri şifreli paralar teknolojisi gelecekte bir para mı olur, yatırım aracı mı olur, her ikisi de mi olur ayrı bir konu. Ama bugün geldiği fiyatlar ayrı bir konu. Evet. Bir de şu boyutu var. Yani bu varlık balonu ihtimali yüksek diyoruz ama bu ha bitti anlamına gelmiyor. İşte bugünlerde dünden beri fiyat düşüyor vesaire. Evet. Ama çok daha yukarı da gidebilir. Ama çok sert de inebilir. Yani şu anda tahayyül etmemiz güç seviyelere de çıkabilir. Ama oralara çıkmadan çok sert de düşüşler yaşayabilir. Yani yatırımcının bilmesi gereken bir bu hareket, bu volatilitenin çok yüksek olacağı işin bir boyutu. İkincisi de bunu bu teknolojinin kendisinin zaman içerisinde nasıl bir yer edineceği, edinip edinemeyeceği konusudur finans sisteminde. Ya bence edinecek, o tartışılabilir. Ama bugünkü fiyatların oynaklığı da ayrı bir konu. O da çok riskli ve çok oynak bir alan olduğunu düşündüğüm bir alan. Bunu konuyu kapatmadan en son şunu sorayım. Merkez Bankası'nın bu kripto para üzerine aldığı kararı nasıl yorumluyorsunuz? Ya şöyle, şimdi tabii Türkiye burada çok yatırımcının dünyada en çok bu alana yönelen yatırımcı olduğu ülkelerden birisi. Bu alanda eğer bir takım adımlar atılacaksa bunun ilk olacağı ülkelerden birisinin olacağını beklemek de çok yanlış değil. Ama şu var, burada çok yeni bir alan ve gerçekten geleceği çok tartışmalı bir alanda yasaklamak yerine düzenleme ve denetim yönünde adım atmak çok daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Yani dünyada bunu yasaklayan ki yasaklamasına rağmen tam da engel olamayan ülkeler var. Biz G20 üyesi bir ülke olarak G20 ülkeleriyle koordinasyon içinde nasıl ilerlemeli konusuna cevap aramasak daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Ama oraya gidene kadar da elbette düzenleme ve denetim. Yani bu paranın çok legal olmayan alanlarda kullanılıyorsa, yaygınlaşıyorsa hani buna da bir önlem almak, düzenleme yapmak, denetim yapmak doğrudur. Bunu sermaye piyasaları içinde bir yere oturtmak doğrudur ama tümden yasaklayınca o denetime falan da gerek kalmıyor aslında belki. Şu var, biz yüksek enflasyonlu bir ülke olduğumuz için Türk yatırımcısı neden bu kadar ilgi duyuyor? Yani paramız çok hızlı değer kaybettiği için biz bu tür alanlara yöneliyoruz. Altına yöneliyoruz, konuta yöneliyoruz, işte dövize yöneliyoruz falan. Bu da onlardan birisi. Şimdi son alınan karar Bitcoin ya da benzeri paraları alıp satmamızı engel değil. Bunu ödeme aracı olarak kullanmamızı engel. Dolayısıyla aslında asıl alan yani Türk yatırımcısı burada bir zarar edecekse çok düşecek fiyatlardan orası açık duruyor. Yani çünkü alabilir hala Türk yatırımcısı. Çünkü onun değer kazanacağını düşündüğü için alıyor muhtemelen. O nedenle belki bu alım satımlarla ilgili yani şu anda izlemek, düzenleme ve denetimlerde bulunmak belki de bu işin kolaylığını biraz bir takım vergi adımlarıyla falan hani burada aşırı alım görülüyorsa bunun bir hani bu tür maliyetler getirerek talebi biraz kontrol etmeye çalışmak belki daha yerinde olurdu diye de düşünüyorum. Bu küresel olarak da dediğiniz şey, kitle boğa ve diğer alıyor diye konuştuk. Aynı zamanda pandemi de tabii belirsizliği arttırıyor. Bu da hani kripto para gibi daha alternatif şeyleri insana yönlendiriyor mu?
Doğru. Yani o da bir başka unsur. Zaten borsalar, hisse senedi piyasaları, yani pandemi döneminde belki hiç olmadığı kadar işte bu tür alanlara ilgimizin olması, vakit ayırabilmemiz ya da hani kısmen geliri olanların bu dönemde bir miktar tasarruf edebilmesi, böyle bu tasarrufu nerede kullanayım sorusunu arttırdı. Ha, bizde bir de enflasyonun yükseldiği dönem, dolarizasyon arttığı bir döneme denk gelince bir ilave unsur daha da çıktı bu talebi arttıran. Ama tabii global ölçekte, küresel ölçekte aslında pandemiyle beraber gelen ve pandeminin tetikleyebileceği riskler var. İşte biraz önce konuştuk, borç. Yani bu borçlar nasıl ödenecek? Bir borç krizi yaşar mı dünya? Gelir dağılımı sorunları var. Bu sosyal siyasal ne tür risklere yol açabilir? Ya da işte bu ticaret savaşı yeni boyutlarla devam ediyor. Bu nereye götürecek dünyayı? Ya da iklim meselesi. İşte ne tür bir değişime yol açacak? Davos zirvesinde konuşulduğu gibi büyük sıfırlama gibi bir kavramdan konuşuyoruz. Yani sıfırlama çok iddialı bir şey ve riskli de bir şey. Hani bir şeyler yok olabilir, bir şeyler değişebilir. Yatırımcı bu ortamda o zaman diyor ki ben böyle çok fazla yatırım falan bunlar birazcık güvenli bir şey arayayım. Yani altın ya da işte bazı ülkelerin tahvilleri. Ama bu arada işte bu tür işte sınırlı, arzı sınırlı olan ve hatta işte dünyada belki en zengin kişilerinin, belki en bu konuda girişimci olan kişilerin, işte Elon Musk gibi bunların da ilgi gösterdiği bir alana ciddi bir talep de doğuyor. Yani gelmekte olan risklere karşı da bir hedge, bir korunma yöntemi olarak da seçiliyor dünyada. Bizde belki o sayıkla değil esas motivasyon ama biz de bunun içine dahil oluyoruz tabii. Evet. Peki buradan pandemiye geçelim. 14 Nisan Nisan tarihinde Dünya Gazetesi'nde bir yazı yazdınız. Bu sanayi üretim verisinden yola çıkarak pandemi dönemi incelediniz. Öncelikle şunu sorayım. Şimdi bu pandeminin ekonomiyi ve özellikle çalışma koşullarını nasıl etkileyeceği ilk günden beri tartışma konusu oldu. Burada temel belirleyicinin pandeminin ne kadar süreceği üzerineydi. Yani kısa sürerse kısa bir şekilde işte yazın, geçen yaz itibariyle belki son bulsa bu kadar köklü değişiklikler olmayacaktı. Ama artık bugün geldiğimiz noktada pandemi ekonomide köklü değişiklikler yapacak kadar uzun sürdü diyebilir miyiz? Kesinlikle sürüyor evet. Tabii. Yani evet ve sürdü ve sürecek de görünüyor. Dolayısıyla zaten bunu dev firmaların planlarında, açıklamalarında da görüyoruz. Yani nedir o hep konuşuyor. Uzaktan çalışma özellikle artık kısmen kalıcı hale gelecek. Her pozisyon için değil elbette ama belli sektörlerde, belli pozisyonlar için ve sayılar, rakamlar, kaç kişinin çalışacağı rakamları da çok az buz değil. O açıdan dünyada da, Türkiye'de de böyle bir eğilim olduğunu görüyoruz. Uzaktan çalışma, uzaktan eğitim. O tarafta da önemli gelişmeler oluyor. Dolayısıyla kalıcı bir etki söz konusu. Tabii bu sadece uzaktan çalışma deyip bitmiyor. Bunun birçok uzantısı da var. O yazıda da ondan bahsetmeye de çalışmıştım. Yani biz evde yaşadıkça evlerimizin artık bir başka fonksiyon daha çıkmaya, ofisimiz gibi oluyor. Evde daha çok zaman geçiriyoruz. Evdeki ihtiyacımız artıyor. Mobilya, teknolojik cihaz, belki daha çok bilgisayar, daha çok işte elektronik, alet, televizyon, buzdolabı vesaire, mobilya gibi veya bu ofisi ortamını destekleyecek ek bir takım ofis malzemeleri falan. Yani dolayısıyla bu değişim bir talep yarattı. Ve bunlar daha çok imalat sanayi ürünlerine. Bahsettiğimiz mobilyadır, teknolojik ürünler falan. Ve öyle görünüyor ki bu uzaktan çalışma daha da yaygınlaştıkça insanlar şehir merkezlerinden belki daha büyük, müstakil evlere de gitmeye başlayacak. İşte Amerika'da falan bu çok net gözlemleniyor. Bu oldukça evle ilgili harcamalar devam edecek. Eşyalar yenilenecek, daha çok eşya alınacak falan. O nedenle ben imalat sanayinin bütün dünyada bir ivme yakaladığını pandemi nedeniyle ve bunun devam edeceğini düşünüyorum. Hani belki aynı hızda değil ama devam edecek gibi görünüyor bu yeni yaşam tarzına yönelik olarak. Dolayısıyla çok geçici bir hareket değil sektörel bazda yaşadığımız hareket, biraz da kalıcı. Ha, Türkiye açısından bakarsak da bir artı yaratıyor gerçekten. Çünkü online alışverişin artması bu tür ürünlerin
Hani bir de zaman, yani birkaç gün falan da gelmesini de gerektiriyor. Hemen bugün çarşıya gidip alayım diyemiyorsunuz. Ama işte uzak doğudan gelen birçok ürün daha da uzun sürede geliyor. Ulaşım şartları uzuyor, pandemi bunu uzatıyor falan. Türkiye Avrupa'ya yakın bir pazar olduğu için Çin'e benzer ürettiği birçok imalat sanayi ürününde tırlarla rahat ulaşımın ve kısa sürede sevkiyatın olması nedeniyle de bir şey yakaladı kendisini, ivme yakaladı. İyi bir şey bu. Bunu hani devam ettirebilirse önümüzdeki dönemde hani buradaki payını Avrupa pazarındaki bazı sektörlerde payını arttırabilir. Onu vaktimiz varsa konuşuruz. Bunu garanti görmemek lazım. Bazı şartlara bağlı kalıcı olması, yani konjonktürel değişimi kalıcı kılmak için bizim mikro bazda firmaların ve makro politikalarında bunu destekleyici yönde olması gerekiyor. Evet, bu dediğiniz gibi uzun bir konu. Bunu başka bir yerinde daha detaylı konuşmak isterim. Esasında şunu da konuşmak isterim ama bunu bu yerinde soracağım. Çünkü isteme yazmıştım, merak da ediyordum. Şimdi Türkiye hizmet sektörüyle büyümeye ağırlık vermişti son dönemde büyümesine, ekonomik büyümesine. Hizmet sektörünün ekonomi büyümenin içindeki payı artıyordu. Hatta bunu erken sanayileşme olarak da adlandırıyordu birçok ekonomist. Yani yeteri kadar da sanayisi ve işte kişi başı mirasası ve farklı ekonomik makro göstergeleri çok güçlenmeden hizmet sektörüye ve turizmde tabii bu da etkisi var. Hızlı büyüdüğümüzü gördük. Ama bugün geldiğimiz noktada hem sizin de biraz önce söylediğiniz gibi sanayi, imar sanayi artıyor ve tabii ki hizmetler sektörü de bu COVID döneminde en çok etkilenen sektör. Burada Türkiye ekonomisi zorunlu bir dönüşüm de yaşıyor diyebilir miyiz? Dönüşüm yaşıyor. Evet, imalat sanayi dönüşüm yaşıyor. Yani eğer başarılı sürdürebilirse de iyi bir şey olacak. Ama dönüşüm ve aslında olumsuz bir sonuçla karşılaşıyor. Yani işte turizm başta olmak üzere bizim çok ağırlıklı olduğumuz bir sektör ve onun ilintili olduğu birçok sektör çok ciddi sıkıntı içinde. Dolayısıyla bunun yani ekonomi deki o ayrışmayı çok net görüyoruz. Türkiye bu yıl büyüyecek ama o büyüme çok da istihdam yaratamayan bir sektörde, sanayide olacak. İstihdamın ağırlıklı olduğu hizmet sektörleri ise gelir anlamında, iş anlamında çok ciddi kayıplar da yaşıyor. En azından bir kısmı. Dolayısıyla tabii burada kritik nokta şu, turizm bundan sonra nasıl evrilecek? Yani bizim için önemli, onu iyi izlememiz lazım. Benim görüşüm, turizmde biz sıkıntılı bir sürece devam edeceğiz. İnşallah bu yıl ikinci yarısı geçenlere göre bir miktar daha iyi olur temenni ediyoruz ama yaşadıklarımız bugünlerde onu da zorlaştırıyor açıkçası. Ama bu yıl, gelecek yıl, iki yıl bu iş tekrar eski düzenine dönecek. Türkiye dünyada en çok turist çeken 8. ülke, yani talep gören bir ülke, bu devam edecektir. Turizm her zaman böyle bir sektör. Ara ara terör yüzünden, başka olaylar yüzünden, deprem yüzünden araç kesintiye uğrasın diye devam eder. Ama iş turizmi ciddi biçimde azalacak. Keyif turizmi artacak. Türkiye bu konuda çok şey sunabilir. Artık turizmde bu değişim, dönüşüme de hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ve birkaç yıl bu sektörün zorluk içinde olacağını düşünüp buna göre de politika üretmemiz gerekiyor. Yani varlıklarımızı kaybetmememiz ve gelecekteki değişime göre de hazırlamamız gerekiyor diye düşünüyorum turizmi. Çok teşekkür ederiz Eren Bey. Vaktimizin sonuna geldik. Çok uzun tutmamaya çalışıyoruz daha rahat izlensin diye. Bir dahaki programlarda diğer konuları, konuşmadığımız konuları tekrar konuşuruz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler.